Herkese merhaba. Bugün sizinle hem tuhaf hem de işe yarayacağınız güzellik sırları paylaşacağım. Çoğunu ben de ilk defa bu videoda sizinle birlikte deniyor olacağım. Umarım işe yarıyorlardır ve umarım eğlenceli bir video olur bu. Eğer merak ediyorsanız ki ben çok merak ediyorum, hemen videoya geçelim. Öncelikle bir tane diş beyazlatma yönteminden bahsedeceğim. Bunu aslında çoğunuz biliyordur ama deneyen var mı bilmiyorum. Hemen anlatıyorum. Küçük minik bir kase alıyorum ve içerisine limon, karbonat, karbonat yoksa tuz ve diş macunu koyuyorum. Karıştırıyorum bunu fırçamla. Dişlerime uyguluyorum. Şimdi bakıyorum dişlerime. Gerçekten beyazladı mı? Bence şöyle bir etkisi var. İçinde limon ve karbonat olduğu için bir asidik özelliği var ve o çok güzel temizliyor dişlerinizi. Dişleriniz çok beyaz görünüyor. Yarım ton kadar falan açıyor rengini gerçekten. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bence işe yarıyor. Ama şuna dikkat edin. Diş minenize zarar verebilir asitli olduğu için. Bunu böyle 10 günde bir, 15 günde bir falan yaparsanız çok daha iyi olacak. Yakından göstereyim. Gelelim ikinciye. Burun kontürü yapmak gerçekten çok zor. Ben hiç sevmiyorum. Zaten burnum çok düzgün değil. Kontür yapınca iyice yamuluyor. Bu far fırçalarıyla kontür yapmak çok popülerdi bir ara. Onu deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Burnuma şu fırçayı tutacağım. Ama şu an karşımda ayna yok ve çok zor. Ve tam ortalatmaya çalışıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Buradan çizgi çekeceğim. Aynasız çok zor. Ben bu kadar yapabildim. Dağıtalım bakalım. Çizgi olarak gerçekten muntazam oldu. Ama dağıtınca nasıl duracak bilmiyorum. Ben sanırım bu yöntemi sevdim. Çünkü evet aşağı kadar indiremedim. Aşağı kadar indirebilsem çok daha güzel görünecekti. Ama üst kemiğim gerçekten güzel oldu. Hatta burayı da aydınlatayım. Öyle daha rahat anlarız. Ben bu yöntemi sevdim. Gayet güzel, kullanışlı bir yöntem. Geliyorum üçüncüye. Bunda da kendi lip balmımızı yapacağız. Elinizde renkli bir lip balm yoksa ya da istediğiniz renkte yoksa ya da rujunuz yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz bence. Hemen deniyorum. İhtiyacım olan şey bir allık, bir de lip balm. Önce rujumu sileceğim. Şimdi allığımı birazcık kazıyorum. Çok az. Elime şu şekilde aldım. Ve lip balmımı da fırçama sürüyorum. Sonra da allığa sürüyorum. Zaten şurada görebilirsiniz rengini. Çok doğal, tatlı bir renk oldu. Ben bu görüntüyü çok sevdim. Çok doğal bir pembelik verdi. Yoğunluğunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz fırçanızı allığa sürerek. Geldik dördüncüye. Bunda da bir kaş maskarası yapacağız. Elinizde kaş maskarası yoksa saç spreyi ve pudra ihtiyacınız olanlar. Saç spreyi yerine makyaj sabitleyici de kullanabilirsiniz. O da işinize çok yarayacak. Önce pudramı kapağına birazcık döküyorum. Daha sonra da spreyimden sıkıyorum. Ve fırçama sürüyorum. Şimdi tarayalım bakalım. Çok çabuk kuruyor ama saç spreyi çok daha iyi bence sonuç verecek. Bakalım sabitlemesi nasıl? Bir iki dakika bekleyeceğim. Bence bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela renkli istiyorsanız pudra yerine bir kahverengi fara, saç renginize uygun kahverengi bir fara fırçayı batırabilirsiniz. Ya da birazcık sıyırıp böyle toz haline getirebilirsiniz. O çok daha güzel olacak bence. Şimdi dokunuyorum. Süper. Gerçekten çok güzel sabitlemiş.
Kaş maskarasından hiçbir farkı yok şu an. Çok sevdim. Rujumu çıkarıyorum. Yine. Dudak büyütmek için bir sürü yöntem denedik. Son yöntemde dudaklara çatal batıracağız. Tabii ki çok sert davranmayacağım ben. Bakalım etkisi oluyor mu? Bu da yine aynı şekilde kan akışını hızlandıracak muhtemelen ama ben çok büyük bir çatal almışım. Yaklaşık 1 dakika boyunca yapıyorum. Hemen yakından gösteriyorum. Bence biraz kızarmasına sebep oldu ve o yüzden de daha kalın görünüyor. Ve benim bugünkü güzellik hilelerim bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız, çünkü aklımda birkaç tane daha fikir var. Bu videonun çok uzun olmasını istemedim. Aşağıya mutlaka yorum bırakın. Ben en çok hangisini sevdim? Diş beyazlatma gerçekten çok işe yarıyor. Kaş maskarasını da çok sevdim çünkü devamlı bulabildiğim bir şey değil benim kaş maskarası. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Bu arada son olarak en çok hangisini beğendiğinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.